Bugün canı pahasına milliyetçiliği Afyonkarahisar'ın Haşhaş tarlalarına Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına yazanların başlattığı Kıbrıs Barış Harekatının 49. yıl dönümü. Başta dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi saygıyla, özlemle ve minnetle anıyorum. Bundan tam 8 yıl önce IŞİD terör örgütü tarafından Suruç'ta gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında yaşamlarını yitiren 33 canımızı da saygıyla rahmetle anıyor, terörü bir kez daha lanetliyorum. Yaşamın her alanında büyük çaba gösteren geleceğimizin umudu olan gençlerimizin girdiği YKS sınav sonuçları bugün açıklandı. Aldıkları sonuç ne olursa olsun öncelikli olarak sınava giren bütün öğrencilerimizi çaba ve gayretlerinden dolayı kutluyorum. Ancak üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte barınma sorunu da ailelerin üniversiteyi başka şehirde okuyacak çocukların ailelerinin gündemine bir kez daha oturmuş oldu. Ülkemiz genelinde yüksek öğretim düzeyinde ve örgün eğitim kapsamında 4 milyon 26, 29, 24 bin 506 öğrenci bulunuyor. Bunlardan sadece 825 bini devlet yurdunda kalabilecek. Yani yurtların kapasitesi 825 bin. Bu da ne demek? Yüksek öğretim düzeyinde örgün eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin sadece yüzde 20,49'una yurt sağlanabilecek demek. Şimdi geçim sıkıntısının, hayat pahalılığının hat safhaya ulaştığı bu günlerde aileler ister istemez konut kiralarındaki artış yüzünden kendilerinin bulunduğu şehirden başka bir şehirde üniversiteye gidecek olan öğrencilerin devlet yurdunda kalmasını istiyor. Çünkü maliyeti karşılayamayacak. Dolayısıyla tıpkı geçen yılda olduğu gibi bu yılda bu maliyetler yüzünden öğrenciler yurt yetersizliği nedeniyle mağdur olacak. İşte bu mağduriyetin önüne geçmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir an önce e, gerekli tedbirleri almasını ve bir öğrencimizi dahi bu konuda mağdur etmemesini istiyoruz. Halkımızın sesi olmak için seçildiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağır ekonomik buhranı konuşmak, zamları, vergi artışlarını görüşmek için olağanüstü toplantıya çağırmıştık. 85 milyonun sorunlarının olduğu bir dönemde meclis tatilde olamaz demiştik. Bu çağrımız karşılık buldu. 25 Temmuz Salı günü saat 15'te meclis genel kurulu toplanacak ve biz de vatandaşın sesi olmak için orada Türkiye gündemine oturan zamları, ekonomik buhranı, ağır vergi yükünü konuşup çözüm arayacağız. Artık ülkemizde vatandaş böylesine bir düzende yaşamaya çalışmıyor. Adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremden sonra hepimiz o enkazın altında kaldık. Ve hala da çıkmaya çalışıyoruz. Saray ve çevresinin liyakatsiz görevlendirmeleri sonucunda oluşan koordinasyonsuzlukla depremin bilançosu da çok daha ağır oldu. Tüm bu beceriksizliklerin üzerine bir de hatırlarsanız dönemin Merkez Bankası başkanının dahi telefonla bağlanıp 30 milyar lira bağışlayacağı vaadinde bulunduğu ve canlı yayın programında söz edilen 115 milyar lira da buhar oldu. Bu paralar ne oldu diye sorduğumuz önergede AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Meclis kapanmadan henüz birkaç gün öncesinde de AKP tarafından önümüze bir kanun teklifi konuldu. Neydi? Depremin ekonomik kayıplarını telafi etmek için motorlu taşıtlara ek vergi düzenlemesi. Bir ara İBAN paylaşıyorlardı hatırlarsanız. Baktılar ki artık millet bu tuzağa düşmüyor. Ne yaptılar? Sen bağış yapmazsan ben vergi koyarım. Senden alacağımı bir şekilde alırım kanunu çıkarttılar. Seçim döneminde devletin olanaklarıyla yaptıkları harcamaların yükünü vatandaşa yüklüyorlar. Motorine bu gece bir zam daha gelecek. ÖTV ve KDV artışıyla zaten zamlanan akaryakıt bugün 1 lira 55 kuruş daha artacak. Zam yağmuru dinmek bilmiyor anlayacağınız. Saray ne yapıyor bu arada? Zam yükünü yükleyip Meclis Genel Kurulu'nun tatile çıkardıktan sonra vatandaştan toplanan vergilerle alınan uçakla devlet erkanıyla beraber Körfez turunda geziye çıkmış durumda. Körfez'de para aramıyor. Ülkeyi satıyorlar. Ve ülkenin kazanımlarını, kurumlarını, kuruluşlarını nasıl satarım diye Körfez ülkeleriyle pazarlığa oturmuş durumdalar. Ama bu pazarlıktan da her zamanki gibi Türkiye Cumhuriyeti zararlı çıkacak gözüküyor. Dün şahsım hükümeti Katar emirini ziyarette ona bir top hediye etti. Peki karşılığında ne aldı? Top. Dünya Kupası final maçında oynanan futbol topu. Şaka gibi fıkra olsa güleceğim ama maalesef gerçek. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Lozan Anlaşması ile Kapitülasyonların kaldırılmasının sonucunda kamulaştırdığı Alsancak limanını bile Araplara satmaya çalışıyorlar. Özelleştirme adı altında Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten tüm kazanımlarının satılması için her türlü girişimde bulunmuş durumdalar. Cumhurbaşkanı ne diyor? Biz neyin satılıp satılmayacağını biliriz. Evet iyi bildiği şey Türkiye'nin kazanımlarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını tek tek satmak zaten. Osmanlı döneminde imparatorluğun dışı açılan kapısı olan İzmir Limanı. Bu konumuyla İstanbul'dan bile daha önemliydi. Ve Osmanlı döneminde İngiliz ve Fransız tüccarlara verilmişti. Atatürk tarafından millileştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İzmin Alsancak Limanı'nın satışı için Araplarla müzakere yürütüldüğünü açıklıyor. Şimdi ne diyoruz? Cumhuriyetimizin simgesi, Atatürk'ün geri aldığı ulusal varlığımız Alsancak Limanı satılmaz, satılamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir değeridir. Eğer bu satış gerçekleşirse İzmir'in simgesi olan bu kadar stratejik bir noktada olan Alsancak 90 yıl sonra yabancıların eline geçmiş olacak. Bu yanlıştan acilen dönün. Yeter artık. Alsancak limanı bizde kalsın. Bir yandan varlıklarımız satılıyor, diğer yandan da yeraltı, yerüstü zenginliklerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ne var ne yoksa hepsi tahrip ediliyor. Bakın son 10 yılda Katar'a ne satmışlar? Borsa İstanbul'un yüzde onu. Dijitürk, Finansbank, BMC, Memorial Sağlık Grubu'nun yüzde 40 hissesi, AVM'ler, hastaneler, araziler ve daha niceleri. Aklınıza gelen birçok yer Katar'a satılmış durumda. Bir de Kanal İstanbul projesi var. Çılgın proje diye duyurdukları devlet su işlerinin bile Marmara Denizi'nin bu işten olumsuz etkileneceği, kaldıramayacağı, ekolojik dengenin bozulacağına ilişkin raporuna dahi aldırış etmedikleri bir Kanal İstanbul projesi. Proje güzergahındaki araziler değerlenecek vadiyle Katarlılara toprak satmışlardı. Bir de şimdi yap-işlet-devret modeliyle projenin işletmesini de Katarlılara vermeyi düşünüyorlar. Bu iş hala masada. Bakın sırf bu işin önünü açabilmek için 87 yıl önce bugün imzaladığımız Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni bile pişkince yürürlükten kaldırabiliriz diye beyanda bulunmaktan geri kalmıyorlar. Yüzüncü yaşını kutlamaya hazırladığımız, hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm kazanımlarını tek tek satıyorlar. Kanunlarla korunan satamadıklarını da kirli pazarlıklarla anlaşma sağlayıp kanun hükmündeki kararnamelerle meclise sunarak satışın önünü açmaya çalışıyorlar. Şimdi bu Katar gezisinde bir isim daha var. Körfez turunda birlikte gittikleri dün sormuştuk yine soruyoruz. Alakam yok dediği paramiliter yapı olan Sadat'ın CEO'su Melih Tanrı verdi. Körfez turunda bu heyetin yanında ne işi var? Hangi ünvan ve sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni burada temsil ediyor? Onlar duymazdan gelip gezilerine devam etsinler. Biz Sadat'ı bir kez daha hatırlatalım. Sadat, 2017 yılından bu yana her yıl Asrika Uluslararası Aslan İslam Birliği kongreleri düzenliyor. Bu kongrede Sözde anayasa taslakları ortaya çıkartıyor. Afrika'nın temel amaçları belirtiliyor. Dili, dini, hukuku her şey belirtil belirlenmiş durumda. Başkent İstanbul, dili Arapça, hukuku şeriat, para birimi de Afrika dinarı olarak belirtilmiş. Böyle bir projenin başında bulunduğu bilinen, her yıl kongreler düzenlenmesine izin verilen o Sadat'ın CEO'su Katar'da Türkiye Cumhuriyeti devlet erkanıyla, cumhurbaşkanıyla birlikte görüşmelere katılıyor. Peki hangi sıfatla, hangi ünvanla? 15 Temmuz'da el ele, kol kola yürüdükleri, etle tırnak gibi oldukları, kürsülerden gel de bu hasret bitsin diye seslendikleri FETÖ terör örgütünün darbe girişiminden bu ülkeye vermiş olduğu zarardan hala akıllanmamış olacaklar ki başka başka yapılarla yürümeye aynı yağmurda ıslanmaya devam ediyorlar. Bugün imzalanmasının 87. yılı olan Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni bile peşkeş çekmeye kalkışmalarının yegane sebebi işte bu paramiliter yapılar üzerinden vatanı karış karış körfez ülkelerine satıp para koparmak. Sonumuz hayır olsun. Halkın gündemi ekonomi, halkın gündemi buhran. ÖTV zamlarıyla, KDV'deki zamlarla, artan fiyatlarla her gün vatandaş inim inim inlemekte. İşte motorlu taşıtlar vergisi zammıyla Türk Hava Yolları'nın iç hatlar uçak bileti tavan ücreti de 1150 liradan 1650 liraya yükselmiş durumda. Sosyal devlet anlayışında her vatandaş devletin tüm kaynaklarını kullanma hakkına sahip. Ama Türkiye'de ne yazık ki uçağa binmek vatandaş için hayal olmuş durumda. Ama geçmediğimiz yolun, uçmadığımız uçağın, binmediğimiz yüksek hızlı trenin verilen yolcu, araç garantileri vatandaştan toplanan vergilerle tıkır tıkır ödeniyor. Yani vatandaş o yoldan geçmese de o köprüden geçmese de, o uçağa binmese de cebinden parasını verilen garanti ödemeler yüzünden ödemek zorunda kalıyor. Bu ülkede Merkez Bankası'na olan güven de bitti. 2019'dan bu yana 5 tane başkan değişti. Gemi yürümüyor. Gelen toparlayamıyor rezervler tükenmiş durumda. Yapılan döviz alımları ve üstlendikleri kur korumalı mevduat kaynaklı kur ödemeleriyle 4 yıl sonra Merkez Bankası'nın net fonlaması ilk kez eksiye geçmiş durumda. Eski bakan epistemolojik kopuşu anlatmıştı. Bugünkü bakan 423 dolara tekabül eden asgari ücretli vatandaşa Avrupa ile akaryakıt fiyatlarımızın kıyaslamasını yaparak zamları şirin gösterme çabasında. Sonuç ne? Rezervler tükendi, iflas bayrağı çekilmek üzere. Ama AKP körfez turunda futbol topu karşılığında kurumlarımızı satma derdinde. Ekonomiyi uçurma sürükleyen iktidar ek bütçeyle de krizin faturasını yine vatandaşa kesmeye çalışıyor. Çarşı pazarda fiyatlar el yakıyor. Vatandaş geçim derdinde. Emekliye, asgari ücretliye verilen gıdım gıdım o zamlar da işte ürünlere, mal ve hizmetlere gelen zamlar karşısında bir hükme sahip olmuyor şu anda. Akaryakıt zamlarıyla her türlü mal ve hizmet zaten zamlanmış olduğu. Akaryakıt zamından özellikle tam da bu dönem yani tarımsal üretimin yoğun olduğu bu aylarda çiftçi de nasibini aldı. Bu akaryakıttaki artış çiftçiye ek büyük daha getirecek. Zaten gübre, mazot, tohum bunlar çiftçi için çok büyük üretim maliyetiydi. Onlardaki fiyat artışı yüzünden üretim yapamaz hale gelmişti. Şimdi bir de bu akaryakıt zamlarıyla çiftçinin beli bükülmüş durumda. Çiftçiye verilen mazot desteğinin de artık bu üretim maliyetlerine baktığımızda destek olmaktan çıkmış durumda olduğunu görüyoruz. Çiftçi traktörüne mazot almaz hale geldi. Üretim azalıyor, tarımsal üretimden kopuşlar hızla artıyor. Bakın son 20 yılda nüfusumuz artarken çiftçi sayımız azalmış durumda. 2002 yılında çiftçi sayımız 2 milyon 588 bin 666 2022 yılında bu sayı 2 milyon 190 bin kişiye gerilemiş durumda. Son bir yılda ise 82 bin kişi tarımsal istihdamdan kopmuş durumda. Tarımdan geçinen nüfusun toplam istihdamdaki payı ise son bir yılda %17,2'den 15,8'e gerilemiş durumda. Diğer yandan ürününü satamayan, ürününden gelir elde edemeyen çiftçi Tarsim yatırmak istemiyor. Çünkü ürününden kar edemediği için bir de sigorta parası yükünü karşılayamıyor. Çiftçileri bu güvencesizliğe iten işte üretim maliyetini aşan vergiler ve üretim maliyetinin bu kadar yükselmesi mazota, gübreye, tohuma, ilaca gelen zamlar. Şimdi biz eğer tarımsal üretime devam etmek istiyorsak çiftçiyi desteklemek zorundayız. Ne yapmamız gerekiyor? Her şeyden önce çiftçinin kullandığı mazota ÖTV ve KDV'yi kaldırmamız gerekiyor. Çiftçi ÖTV'siz ve KDV'siz mazot kullanmalı. Böylece en azından üretim maliyetlerinde bir nebze olsun onu rahatlatmış oluruz. Yoksa çiftçi maalesef sabahtan akşama kadar çalışıyor, alın teri döküyor ama emeğinin karşılığını alamıyor. Tabi sadece çiftçi de değil bu ülkede emeğinin alın terinin karşılığını alamayan işçiler ve memurlar için de benzer durum söz konusu. En uzun çalışma saatlerinin olduğu ülke Türkiye haftada 42,9 saat. Avrupa Birliği'nde ise ortalama 36,4 saat. Türkiye'de haftalık 49 saat ve üzeri çalışanların oranı yüzde 28. Avrupa Birliği'nde ise bu oran yüzde 7,4. Bu uzun çalışma saatlerine rağmen halen daha memurlar yoksulluk sınırının altında maaş almaya devam ediyor. Asgari ücretlerde açlık sınırının altında maaşla yaşamaya mahkum edilmiş durumda. Çalışan alın terinin emeğinin karşılığını almak istiyor ama sarayın umrunda değil. Kendi vatandaşının taleplerine kulak tıkayıp Suriye'den gelenlere tüm kapıları açan AKP'nin sözcüsü Ömer Çelik diyor ki eğer Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için kapıları açmamış olsaydık bunların hepsi Avrupa'ya gidecekti. Ortada Avrupa demokrasisi kalmayacaktı diyor. Bakın şuna ya bu kadarına da pes doğrusu. Avrupa'nın demokrasisi zarar görmesin diye kendi ülkesinin demokrasisini yok sayıyorlar. Yazıklar olsun. Ülkemizde ikamet izniyle bulunan yabancı sayısı bu ay itibariyle resmi kayıtlara göre 1 milyon 268 bin 692 geçici koruma kapsamında ülkemizde bulunan Suriyeli mülteci sayısı ise 3 milyon 329 bin 516. Bir de tabii kayıtlara girmeyenler var. Yani resmi kayıtlarda olmayıp da Türkiye'de ikamet eden mülteciler var. Artık bu yükü ülke olarak taşıyamaz hale geldik. Millet zaten gün geçtikçe fakirleşiyor. Geçim derdi, fiyatlar cebimizi yakıyor. Bunalmış durumdayız. Bu ağır ekonomik tablonun karşısında bir de mültecilerin yükü vatandaşın sırtına yüklenmiş durumda. Vatandaş soruyor. Biz bu mültecilerin yükünü daha ne kadar sırtımızda taşıyacağız? Vatandaşın mutfaktaki tenceresi de kaynaması hale geldi. 2 kiloluk ev tüpü 101 lira. 12 kiloluk tombul ev tüpü 440 lira. 12 kiloluk valfli uzun ev tüpü 451 lira oldu. Doğalgazı da bedava vereceklerdi. Sahin nerede? O da yok. Sandığa giderken 19 lira olan mazot bugün 35 liraya dayandı. Sandığa giderken 18 lira olan dolar bugün 27 liraya dayandı. Ama sandığa gittiğimizde 7500 lira olan en düşük emekli maaşı hala 7500 lira olarak vatandaşa verilmeye devam ediyor. Dolar 26,91 lira Euro 30,16 lira, asgari ücret 11.402 lira, en düşük emekli maaşı ise 7.500 lira. Peki sarayın bütçesine kadar 6 milyar 637 milyon lira. İtibardan tasarruf olunmaz diye diye yoksullaştırıp yiğidi kuru soğana muhtaç ettiler emekliye, asgari ücretliye, memura verdikleri sadaka gibi zamlar, vergi artışlarına, ürün ve hizmetlere gelen zamlara karşı dayanamaz hale geldi, eridi, gitti. Her gün gelen zamlarla ülke yangın yerine döndü ama gerçekten şu anda yangınlarla da sarsılıyoruz bir yandan. Bütün yaşadığımız tüm yangınlardan dolayı ülkemize, milletimize geçmiş olsun diyoruz. Her yerde olduğu gibi yargıda da yangın var bugünlerde. İktidarın yargıyı dizayn etme çabaları gözümüzden kaçmıyor. Hakim savcılar kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. 3423 hakim savcının yeri değiştirildi. Fakat bu kararnamede çok dikkat çekici ilginç atamalar var. Örneğin Osman Kavala ve Yiğit Aksakaloğlu'nun tahliyesi yönünde oy kullanan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Sercan Karagöz Ağrı'ya sürgün edildi. Yargıçlar Sendikası Başkanı Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu talebi olmamasına rağmen Adana hakimliğine atandı. MIT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır'ın davasına bakan Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ankara Batı Adalet Sarayı'na hakim olarak atandı. 10 Ekim Gar Katliamı davasına bakan Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kerim Coşkun Antalya'ya üye Sezer Şerif Elazığ'a atandı. Şimdi bu kararlara baktığımda hukukun gereklerini yerine getirmek için işini hakkıyla yapmak için mücadele eden hakim savcıların nasıl engellenmeye çalışıldığını bir kez daha görüyoruz. Yargıyı arka bahçesi haline getirmeye çalışanlara, yargıyı muhaliflere sopa olarak kullanmaya çalışanlara, siyasallaştırmak isteyenlere karşı tıpkı dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadelemiz yargı bağımsızlığı için sürecek diyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sorusu olan var mı? E zaten biz e, görüşme talebinde, toplantı talebinde bulunurken üç grup başkan vekili, grup başkanımız, e, Saadet Partisi'nin grup başkanı, grup başkan vekilleri, e, Deva ve Demokrat Parti'den e, birer milletvekilinin imzasıyla çağrıda bulunduk. Ayrıca diğer e, muhalefet partileriyle de görüştük katılım sağlamaları noktasında e, onların da katılacağını e, katılacakları yönünde ...bir e, bilgi aldık. E, bu noktada da... ...biz 25 Temmuz günü... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olup... ...vatandaşın yaşadığı bu ağır... ...ekonomik krizi, zamları... ...vergi artışlarını... E, hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşup çözüm aramak için üzerimize düşeni yapacağız. Halkın sesi olmak için buradayız bu süreçte. Bu kadar büyük sorunlar varken 85 milyon geçim sıkıntısıyla boğuşurken meclisin tatilde olmasını doğru bulmuyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar.